Bir hafta sessiz kaldıktan sonra Sadat konusunda bugün ben uzaktan yakından ilgim yok demesini neye bağlıyorsun? Niye sahip çıkmadı? Ya eğer hakkını söylediği gibi Sadat gündeme en son seçim güvenliği konusunda gündeme geldi. Yani içerideki bir takım faaliyetlere, bir takım gayri nizami harp faaliyetlerine, işte psikolojik harp faaliyetlerine katılabileceği iddiasıyla ya da katıldığı. Sedat Peker de aslında buna benzer şeyler söylemişlerdi. Yani içeride bir korku iklimi yaratacaktık 2015'ten evet. sonra. Hatta toplantı yaptık, birlikte yapacaktık bunu demişti Sadat. Ama Erdoğan-Sadat ilişkisinde belki de Erdoğan'ı rahatsız eden asıl konu bu değil. İçerideki mesele değil. Çok kolay kolay zaten içerideki meselelerden rahatsız olmuyor. Asıl mesele Suriye meselesi. Şimdi Suriye meselesi çok katmanlı bir konu. Yani burada hemen hemen her hafta bir konuyu tartışıyoruz ve bunun bir ucu Suriye. Evet. Mültecileri de tartışsak, uyuşturucuyu da tartışsak, kara parayı da tartışsak Suriye bir şey, muamma olarak hep bunların merkezinde yer alıyor. Bütün mesele de bu. Şimdi Suriye ile meselesini eğer iktidar şöyle bir sınırda tutabilseydi bence çok rahatsız olacak bir durum olmazdı. Mesela nasıl son oldu? O şeyleri geçelim hani namaz kılma, Şam'a gitme geçiyoruz. Ümmetçilik, Neo Osmanlıca da geçerekten. Somut olarak ne dedi? Esad'a karşı Özgür Suriye ordusunu biz Eğit Donat projesine katıldık. Bunu övünerek Erdoğan geçmişte çok açıkladı. Kamplar kurulduğunu, eğitim verildiğini, buraya cihatçılar getirilip bir orduya dönüştürüldüğünü, buralarda İstanbul'da zirveler yapıldığını biliyoruz. Bunu zaten gizli saklı yapılmadı. Şimdi eğer Sadat bütün bunların içinde sadece bunlarla sınırlı, eğitimle sınırlı bir rol üstlenseydi bence çok büyük sıkıntı doğmazdı. Çünkü ticari bir şirket hizmet aldığını gösterebilirdin. Ama Suriye işi biz biliyoruz ki, şimdi ne sadece mülteci işi ne sadece Özgür Suriye ordusunun eğitilmesi, donatılması meselesi. Yani dış politikadaki bir fiyasko meselesi değil Suriye işi. Suriye işi en kritik nasıl gündeme geldi? Mesela Rus uçağı düşürüldüğü zaman Rusya ne yaptı? IŞİD petrollerinin Batman'a getirildiği iddiasını ortaya attı ve buna dair belgeleri yayınladı. Ve bunu işaret ettiği Türkiye'deki bir şey vardı. Siyasi odağı işaret ederek yaptı. Sadece silah ticareti o çok tartışılan MİT tırları meselesi değil. Yani devletin istihbarat örgütünün bir başka ülkede yürüttüğü bir operasyona destek olarak meselesi değil. Sedat Peker'in de itiraflarından ortaya çıktı ve daha sonraki pek çok haberde, pek çok yabancı raporda yer aldığı gibi orada bir silah pazarı kurulmuş ve Türkiye'de legal, illegal silah tüccarlarının, bir takım şirketlerin bulaştığı bir silah ticaretinden bahsediyoruz. Çok büyük miktarda. Bir de bu var. Falyalı olayıyla en son tekrardan ortaya çıktığı gibi ve Amerikan uyuşturucu raporlarında da yansıdığı gibi Latin Amerika'dan gelen kokainler Mersin'e geldikten sonra dağıtım hatlarından en önemlisi Suriye üzerinden, Nazki üzerinden Katar'a, Dubai'ye işte o taraflara doğru bir dağıtım hattı. Bir de Rusya'ya doğru bir dağıtım hattı olduğu bunu Amerikan raporlarında yazıyor. Asıl önemli olan da Suriye-Türkiye sınırındaki laboratuvarlardan bahsediliyor. Şimdi bir de bu var. Bunun üzerine bir de kara para ticaretine katıyoruz. Bunun içine bir de şunları katalım. Türkiye'de 2015'ten sonra yaşanan bombalı saldırıların tamamının faili ve merkezi, hani emir verilen yer, hep Suriye'deki cihatçılardan geldiği biliniyor. İşte en son, en yakın zamanda 10 Ekim katliam davası görüldü. Davanın bütün delilleri arasında kimin nasıl emir verdiği, kimin nasıl yaptığı, aranan isimlerin nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'de dolaştığı, nereden geldiği, nereye gittiği hepsi var. Hepsi yer alıyor devletin resmi raporlarında. Dolayısıyla Suriye dediğimiz zaman çok katmanlı, pek çok suçu da barındıran, pek çok illegal ticareti de barındıran bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden Sadat denince yüzden kendinden şimdi, uzakta tutuyor. Sadat eğer Suriye meselesinde bir şeylere müdahil olmuşsa, bu birisi çok önemli, Mustafa çok önemli bir şey, ezidi katliamı bir soykırım olarak tanımlıyor. Bu çok önemli. Bir, insanlık suçu var. İki, bir de bu illegal ticaret var. Şimdi Sadat'ın yöneticilerinin dün pek çok muhalif kanala, yani yandaş kanal değil de çıkıp anlattığı gibi ise durum. Yani bir ticari şirket devletle koordineli bir şekilde iş alıyor, yardım ediyorsa, evet bu, yani bunu kendi anayasal, yasal, hukuksal açısından sorgulayabiliriz ama Erdoğan'ın bugün bu kadar hiçbir ilgim, alakam yok diyecek düzeyde bir ilişki olmazdı o. Hakkı'nın söylediği şey doğru bence de.
Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği üzerinden gündeme gelmesine rağmen yanıt bambaşka bir yerden geliyor. Yani yanıt şuradan gelmiyor. Seçim güvenliği ne demek? Biz sağlarız demiyor. Niye kaygılanıyorsunuz demiyor. Yani Sadat kim oluyormuş bunları yapacak? Devlet var burada demiyor. Devlet izin vermez demiyor. Ne diyor? Dışarıya bir mesaj veriyor. Hani benim ilgim alakam yok ama zaten hani buradan beni sıkıştırmaya çalışmayın. Daha bir yıl var seçime ya da işte seçimden sonra belki bu işleri birlikte yapacağız. Benimle çalışın diye başka bir yere mesaj veriyor. Çünkü başka bir yerden Sadat ve Suriye Türkiye ilişkileri ya da daha doğrusu Suriye Türkiye ilişkileri sadece mülteci meselesi ve ÖSO çerçevesinde tartışılmıyor dünyada. Hı hı. Buradaki silah, kara para, uyuşturucu, ticarete hatta birkaç şeyi daha ekleyelim. Neler çıktı ortaya? Fabrikaların yağmalanması çıktı, zeytinliklerin yağmalanması çıktı. Orada bir takım sınır ticaretinin kimin elinde olduğunu belirsiz bir sınır ticareti ortaya çıktı. IŞİD petrolleri defalarca dünya basınında haber olmuş, rapor olmuş şeyler bir hı hı. muamma olarak kaldı. Hı hı. IŞİD petrollerini kim getirdi, kim sattı? Bu da aydınlanmış değil. Hı hı. İşte bütün bunlar Suriye meselesi Türkiye için bunları ifade ediyor. Şimdi başarısız diyor, bir dış politikayı ifade bunlar, etmiyor sadece. O Sadat yüzden, üzerinden bunlar gündeme gelecekse yanlış olmasın. Yani o yüzden de Sedat Peker'in söylediği şey de ısrarla Sadat'ı burayla ilişkilendiren bir itiraflar ve ifşaatlar. Ama şöyle de bakmak lazım, son kez onu söyleyeyim. Hani Sadat büyük bir parçanın içinde işleyen bir çarktı. Nasıl ki İHA'yı tartışsak, başka şeyler tartıştırırsak, cihatçıları tartıştırırsak, ÖSA'cılar tartıştırırsak, bir otobüs firması biliyorsunuz cihatçı taşıdı. Hani evet. Bugün de şey taşıyor, mülteci taşıyor. Tabii. O firma cihatçı taşıyordu. Bu görüntüler de çıktı. Yani çok hala taşıyor. Çok kapsamlı, çok daha büyük işleri ilgilendiren bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla Sadat bunun içinde bir yumuşak karın olarak, bir unsur olarak yer alıyor. Yani tamamıyla Sadat üzerinden şekillenmiş bir yapıdan değil de Sadat'ın da içinde olduğu bir takım legal, illegal, ticari, siyasi ağdan bahsediyoruz. O yüzden bir hassas nokta olarak öne çıkıyor. Bir ek yapabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir şey söylüyor Erdoğan. Diyor ki sufleyi kimin verdiğini biliyoruz. Şimdi Erdoğan seçim güvenliği de dahil olmak üzere, seçim güvenliği tartışması da dahil olmak üzere konuyu aslında bir uluslararası mevzuya sorunun getiriyor. İçine alıyor. Çünkü biliyor ki seçim güvenliğiyle ilgili bir sorun da aslında karşısına bir barikat konulacaksa Erdoğan'ın asıl çekindiği ya da asıl barikatını istemediği şey uluslararası ilişkiler ağı. Hı hı. O yüzden seçim güvenliğini bile hani Türkiye'de seçim güvenliği olacak demiyor. Evet. Bunun bir garantisini vermiyor. Mesela böyle bir durumda oraya topluma girmiyor, karşı şunu söylemek gerekir değil mi? Ya ne münasebet? Biz bu ülkede seçimleri tabii ki güvenli bir şekilde yapacağız. Bunu söylemiyor. Hatta bence enteresan bir sözcüğü var. Diyor ki Türkiye'nin kendi etki alanında yaptıklarını hı hı. kabullenin diyor. Şimdi bu belki de örtük olarak şunu söylüyor. Sadat'ı şunu bunu kendi etki alanımız. Kendi etki alanı neresi? Suriye. Tabii. Irak'ın kuzeyinde belki bazı bölgeler. Kendi etki alanımızda bazı şeyleri kullandıysak siz de kullanıyorsunuz. Hani Türkiye'nin de kendi etki alanını kabul edin. Yani Erdoğan doğrudan vaktiyle kendi iktidara gelmesinde de payı olmuş. Bugün iktidarda kalmasında payı olduğunu düşündüğü, yarın iktidarda kalacaksa da payına ihtiyaç duyduğu ya da iktidardan düşürülecekse düşürüldüğünde evet, böyle payı olacağına için, inandığı evet, yerlere Türkiye toplumunun, sesleniyor. Türkiye toplumunun siyasal tercihlerini, siyasal iktidarının devamı ve varlığı için önemli bir girdi olarak görmediği için doğrudan Türkiye'nin siyasal iktidar meselesini dünyayla, uluslararası ilişkilerle hatta daha açık söyleyelim Atlantik Paktı'yla, Batı'yla, NATO'yla konuşuyor.